Efendim herkese sağlıklı günler diliyoruz. Sağlık Hayat programına hoş geldiniz. Önce konumuza ilişkin sorumuz, daha sonra buradayız efendim. Sağlıklı Hayat'ta bugün göz hastalıklarını konuşuyoruz. Göz tansiyonu nedir? Tedavisi nasıl olur? Günümüzün en yaygın göz hastalığı olan katarak nedir? Tüm merak ettiğiniz bu sorular ve daha fazlası için göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Veysel Özataş stüdyo konuğumuz. Evet, az sorumuzu birlikte izledik efendim. Bugün göz sağlığına programımızı sizlerden gelen yoğun istek üzerine ayırdık ve en önemli konuların başında da katarakla ilgili çok sorularınız vardı. Biz de konu uzmanını hemen bugün sizler için ağırlıyoruz efendim. Safa Hastanesi'nden göz hastalıkları efendim uzmanı operatör doktor Veysel Özateş hocamız bizlerle birlikte ve sizlerin sorularıyla birlikte tam bir saat değerli hocamıza sorularımızı yöneltmiş olacağız. Öncesinde hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Hocam en hassas organlarımızdan biri gözümüz ama gereken bakımı yapıyoruz mu? Özellikle son yıllarda katarakla ilgili sık sık haberler yazı ve görsel basında duyuyoruz. Kimileri memnun, kimileri değil. Tekrarlar mı, tekrarlamaz mı? Hepsini sormak istiyoruz. Ama öncesinde yaşlılığın hastalığı olarak biliniyor ve sinsice ilerleyip körlüğe kadar gidebilen bir sağlık sorunu olduğunu biz yazılı ve görsel basından takip ettiğimiz kadarıyla biliyoruz. Öncesinde katarakt nedir? Sizden dinlemek isteriz. Evet, katarakt halk arasında ak düşmesi şeklinde ifade edilen bir şey. Gözün şeffaf tabakası, merceğin kesifleşmesiyle giden bir hastalık. Kesifleşmesi demek, yani berraklığını kaybetmesi, şeffaflığını kaybetmesi sonucunda gözün içerisine ışık geçişinin, görüntü geçişinin azalması veya giderek yok olmasına kadar uzanan bir rahatsızlık. Perde diye de bilinir. Bu evet, halk arasında perde diye de bilinen bir rahatsızlık. Katarakt genellikle dediğiniz gibi yaşlılık hastalığı. Özellikle yaşlı insanlarda gözüken lensin, gözün içindeki merceğin, Arapça ifadesi mercek, Latince veyahut da Batı lisanıyla ifadesi lens, lensin şeffaflığının gitmesi veya metabolizmasının bozulması sonucunda şeffaflığının gitmesi olarak tarif edebiliriz. Evet. Bu rahatsızlık yavaş yavaş gelişen bir rahatsızlık. İnsanlar başlangıçta farkına varmazlar katarakt olduğunun. Fakat günün birinde benim gözüm az görüyor galiba şeklinde bir şikayetle bize başvururlar. Biz de yaptığımız biyomikroskop muayenesinde görürüz ki gözünde katarakt var. Kataraktın tedavisi sadece ve sadece cerrahidir. Bir zamanlar bir takım damlalar vardı, kataraktı önlüyor falan filan diye. Bunların aslı olmadığı anlaşıldı. Şimdi şu anda katarakt gördüğümüzde bizim önerdiğimiz şey cerrahi tedavidir. Evet. Evet. Peki özellikle 40-45 yaş grubunun daha riskli olduğu söylenir. Bu doğru mudur? Yok, 40-45 yaş grubu, 40-45 yaş grubunda insanlarda presbiyopi denilen bir rahatsızlık evet, başlıyor. O ayrı bir şey, gözlük ihtiyacı. Katarakt yaş ilerledikçe progresif olarak ilerleyen bir rahatsızlık. Yani yaş ne kadar ileriyse kataraktın oluşma şansı da o kadar fazladır. Kataraktı biz yaşlı insanlarda daha çok görüyoruz ama şimdi tabii bir takım başka şeyler de var katarakta neden olan. Travmatik katarakt veyahut da bir takım iltihaplara bağlı katarakt. Biz bunlara sekonder katarakt diyoruz. Daha genç yaştaki insanlarda da görülebilen kataraktlar var. Genel olarak bizim senil katarakt dediğimiz kataraktlar yaşlı insanlarda gözüken kataraktlardır. Evet. Tedavisinden isterseniz bahsedelim. Tedavisi şöyle, şimdi bizim bu son geçtiğimiz 25-30 yıl içerisinde ciddi şekilde cerrahi tedavide değişiklikler oldu. Bizim asistanlık yıllarımızda intrakapsüler dediğimiz bir metotla katarakt tamamen çıkarılıyordu gözden. Fakat bu şimdi şu anda böyle bir şey yapılmıyor. Şimdi FACO dediğimiz bir başka metot var. FACO emülsifikasyon esas ismi. Kısaca FACO diyoruz biz ona. FACO tedavisi ses enerjisiyle çalışan bir şey.
ses enerjisi gözün içerisindeki merceğin nükleusu dediğimiz çekirdeğini eritiyor. Eriterek dışarıya almamızı sağlıyor. Bu şekildeki tedavide yapılan özellik nedir? Bu tedavinin özelliği nedir? Bu tedavide 3 milimetrelik bir kesiyle giriliyor göze ve 3 milimetrelik kesiden bütün işlem hallediliyor. Yani bütün işlem 3 milimetrelik kesiden hallediliyor ve ameliyat o şekilde bitiriliyor. Eskiden gözün yarısı böyle kesilip açılıyordu. Açık bir ameliyat. İyileşme süresi de tabii doğal daha olarak uzundu. Evet, uzun. Şimdi bir haftada 3-5 günde tedaviden sonra hızlı bir şekilde düzeliyor göz. Fako ameliyatı ile gözün içindeki mercek eritildikten sonra, merceğin çekirdeği eritildikten sonra yine son derece gelişmiş mercekler var şimdi. Mercekler gözün içerisine, sunni mercekler tabii bunlar, gözün içerisine implante ediliyor veyahut da takılıyor Türkçe tabiriyle. Takılıyor ve bu şekilde insanlar daha iyi bir görüntüye kavuşuyorlar. Peki şimdi efendim sorularınızı az sonra değerli hocamıza buluşturacağım. Safa Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Veysel Özataş hocamızla birlikteyiz. Katarak konuşuyoruz ve sizlerden gelen soruları da değerli hocamla buluşturmaya rejideki arkadaşımız notlarımızı almaya başladı. Az sonra ileteceğiz ama özellikle hocam siz dediniz ki FAKO yöntemi. FAKO yöntemi her hastalıkta tedavi anlamında katarakta uygun mudur? Kriterleri var mıdır diye gelen sorular kriterleri olabilir. Kriterleri var. Şimdi FAKO'nun uygun olmadığı kataraklar var. Onu bir açalım çok ilerlemiş, isterseniz. Çok ilerlemiş kataraklarda, yapışık olan kataraklarda veyahut da işte iltihabi bir olaya bağlı olarak meydana gelen sekonder kataraklarda FAKO cerrahisi uygun değildir. O tip durumlarda yine biz eskiden bildiğimiz açık ameliyat tarzına, dikişli ameliyat tarzına yönelmek zorunda kalıyoruz. Evet. Böyle tabii komplike kataraklarda FAKO uygulamadığımız oluyor. Fakat FAKO'nun şu anda yaptığımız cerrahiler içerisindeki payı %90'dan az değil. Yani katarakların içerisinde %90'ına belki FAKO uygulayabiliyoruz yani. Bir de FAKO'dan sonra takılan merceklerden bahsettim biraz önce. FAKO'dan sonra takılan merceklerin içerisinde öyle özellikli mercekler geliştirildi ki şimdi. İnsanlar biraz önce bahsettim 40-45 yaşlarında yakını görme kabiliyetlerini azaltılıyor. Yani azalıyor yakın görme özellikleri. Presbiyopi diyoruz biz ona. Ve yakın gözlüğüyle görmek zorunda kalıyorlar. Bir şey okurken falan yakın gözlüğü takmak zorunda kalıyorlar. Şimdi bu yeni geliştirilen mercekler o kadar geliştirildi ki bunların içerisinde multifokal mercek dediğimiz bir mercek grubu var. Bu multifokal mercekler eğer gözün içine FAKO ameliyatından sonra takılırsa o zaman hasta hem uzağı hem yakını gözlüksüz bir şekilde görebiliyor. Daha yani daha da böyle konfor. Gençleşmiş evet, oluyor evet, yani. Evet. Şimdi efendim gençleşmiş oluyor. Evet. Gelen sorularımızda özellikle yakın yazıları okuyamıyorum. Büyüteç bile kullanıyorum. Özellikle de doktora gittiğimde doktorum sürekli numaramın değiştiğini dile getiriyor. Ekrana baktığımda, kitap gazete okuduğumda da yazıları okuyamıyorum. Sinek sinek perde lekeler uçuşmalar görüyorum. Var. Uçuşmalar diye gelen sorularınız var. Bunun tedavisi nasıldır? Şimdi bunlar tabii genel şikayetler. Böyle uçuşma dediğimiz olay gözün içerisindeki lensin arkasındaki vitreous dediğimiz yumurta kıvamındaki sıvının içerisindeki şeffaflığı kaybolmuş lifler olabilir. Veya beyinde veya gözün etrafındaki kan akımı bozukluklarına bağlı bu tür şikayetler meydana geliyor olabilir. Genellikle bu şikayetlerin %90'ı zararsızdır. Yani bu bahsedilen uçuşmalar vesaire filan gibi şikayetlerin %90'ı zararsızdır ama tabii %100'ü değil. Bazen çok ciddi olaylar da olabilir. Yani retina yırtılması denilen bir şey var mesela. Retina yırtılmasından sonra da bu tür uçuşmalar, efendim şimşek çakması gibi ışıklanmalar filan gözükebilir. Bunlara da dikkat etmek lazım. Bunları da ayırt etmek lazım. Öbür bahsettiğiniz yakını görememe, televizyona bakarken net görememe gibi olaylar eğer gözlük ihtiyacından kaynaklanıyorsa tedavisi gözlüktür. Gözlüktür. Evet. Peki sürekli numarasının değişmesi bir gözle ilgili sıkıntının büyümesi anlamında diyebilir miyiz ya da
Numaranın değişmesi şimdi genç insanlarda, yani genellikle 10 ile 20 yaş arasındaki insanlarda, miyop olan çocuklarda numara zaten ister istemez büyüyecektir. Yani beklenen şey budur zaten. İnsanın vücudu büyüdükçe gözü de büyür. Milimetrik büyüme de olsa, milimetrik oranda büyür ama milimetrik büyüme de olsa bu miyopide bir ilerleme anlamına gelir. Eğer hipermetropsa genç insan, 10 ile 20 yaş arasındaki insan, bu sefer hipermetropta gerileme bekleyebiliriz. Numarada düşme bekleyebiliriz. 40-45 yaş civarındaki insanlarda yakın görmenin yavaş yavaş bozulmasıyla birlikte kısmi bir hipermetropi bekleyebiliriz. Bunlar kural değil. Bunlar illa herkeste olacak diye bir şey yok ama genel temayül bu şekildedir. Gözlük ihtiyaçları, tabii gözlük ihtiyaçlarından da bahsedeyim ben size biraz. Gözlük ihtiyaçları genel olarak miyop, hipermetrop, astigmat şeklinde tanımlanan 3 kırma kusuru ile ifade edilir. Bunlar, biz bunları hastalık olarak addetmiyoruz aslında. Yani bunlara kusur denilmiş. Hı hı. Kırma kusuru, kırılma kusuru veyahut da. Bu ifade şu anlama geliyor. Göze gelen görüntünün normalde gözün içerisindeki kırıcı ortamlardan, yani gözün ön tarafındaki şeffaf tabaka, kornea, daha sonra lens, gözün içindeki kataraktın oluştuğu lens ve vitreus denilen yumurta kıvamındaki sıvının içerisinden geçtikten sonra normalde retina dediğimiz sinir tabakası üzerinde netleşmesi gerekiyor görüntünün. Fakat bu netleşme eğer onun önünde, retinanın önünde meydana gelirse biz ona miyop diyoruz. Miyop var bu hastada diyoruz. Eğer o netleşme retinanın veya sinir tabakasının daha arkasında bir yerde meydana geliyorsa o zaman da hipermetrop var diyoruz. Eğer bu netleşme eksenin birinde veya yatay eksende netleşiyor, dikey eksende netleşmiyorsa biz ona astigmat var diyoruz. Bu tür kısaca tanımlayabilirim. Bunlar hepsi gözlük ihtiyacı demek. Gözlük çeşitleridir bunlar. Eğer bunlarla görme düzeliyorsa sorun yok. Evet. Eğer bunlarla görme düzelmiyorsa başka rahatsızlıklar var demektir. Takip çok önemli burada. Evet. Bizim insanlarımızda şöyle bir düşünce var. Göz eşittir gözlük gibi düşünüyorlar. Yani gözün içerisinde bir hastalık olabileceğini varsaymıyorlar. Sadece gözlüğü takınca her şeyin hallolabileceğini varsayıyorlar. Böyle bir düşünce yanlış. Yanlış. Yani bütün görme arızaları, bütün görme hastalıkları gözlüğe bağlı değil. Gözlükle düzeltilemez hepsi. Ama düzeltilebilenler çoktur tabii. Evet. Burada kişi kendine bakması çok ön plana çıkıyor. Evet. Takip şart efendim. Sizlerden gelen soruları değerli hocamla buluşturacağım ve bizim reji ekibimizle birlikte, yapımcı arkadaşlarımızla birlikte hazırladığımız birçok sorumuz var. Sizlerden gelen ortak cevap anlamında soracağız efendim. Ama öncesinde Aydın'a gidelim. Abdullah Bey telefon attığımızda duyabiliyor musunuz Abdullah Bey? Alo. İyi günler hocam. İyi günler efendim. Buyurun. Ben de küçüklükten beri gelen makula dejenerasyonu var. Makula dejenerasyonu? Evet. Evet. Kaç yaşındasınız? 65 yaşındayım efendim. Evet. İlkokul döneminden beri yavaş yavaş bu zamana kadar azaldı. Görmeniz azaldı değil mi? Evet, görmeniz azaldı. Evet. Şimdi hiç görmüyorum diyebilirim yani sıfır. Sadece göz seçebiliyorum. Tedavisinin olmadığını söylüyorlar. Gittiğimiz doktorlar. Hı hı. Bir iki sene önce katrak çıktı. Evet. Bir gözünden katrak ameliyatı oldu, faydası olur mu acaba diye. O da olmadı. Evet. Yani görmen tamamen kayboldu. Onun için sizden ne önerebilirsiniz? Şimdi ilkokul döneminden beri devam etti dediniz de o benim kafama takıldı. Evet. İlkokul döneminden beri makula dejenerasyonu devam etmez. Normalde senil makula dejenerasyonu denilen olay yaşlılık hastalığıdır. Sarı nokta hastalığı diye halk arasında bilinen hastalık. Sizde acaba retinitis pigmentosa veya tavuk karısı falan da mı var?
Bilmiyorum, tavuk karısını dediler zaman zaman. Efendim son zamanda sarı nokta dediler. Sarı nokta hastalığı demişlerse bu bir yaşlılık hastalığı. Tabii genetik temeli var. Ta doğuştan beri devam ettiği söylenemez. Belli bir yaştan sonra meydana geliyor. Tabii bunun iki türü var sarı nokta hastalığının. Bir tanesi yaş tipi, bir tanesi kuru tipi diye iki gruba ayrılıyor. Kuru tipi için yapılacak bir şey yok. Kuru tipi için vitamin veriyoruz. Onun haricinde yapılacak pek bir şey yok ama yaş tipi için gözün içerisine iğne yapılabiliyor. Tabii yaş tipi dediğim hastalığın da belli bir seviyeyi aşmamış olması gerekiyor. Eğer belli bir seviyenin üzerindeyse, gözün sarı noktasında bir skar meydana getirdiyse, yani bir bağ dokusu meydana getirdiyse diyelim, orayı bozduysa tamamen, yapılacak pek fazla bir şey yok orada. O tip bir durumda yapılacak pek bir şey yok. Katarakt ameliyatının falan da bir faydası olmaz tabii orada yani. Çünkü tabii, gözün esas gören kısmı. Olur mu diye. Evet. Ameliyat olmuştum, o da olmadı. Evet. Yani tabii bu sarı nokta hastalığının kapsamına bağlı olarak karar verilebilecek bir şey bu. Eğer çok ilerlemiş düzeydeyse, biz ona skar dokusu meydana gelmesi diyoruz. Gözün sinir tabakasında, görme merkezinde bozulma artık meydana gelmesi diyoruz. Ona öyle bir şey söz konusuysa yapacak pek bir şey yok efendim orada. Evet. Çok geçmiş olsun. Aydın'a sevgi, saygı gönderiyoruz. Şimdi biz telefon öncesinde dedik ki hocam, çok fazlasıyla sizi bulmuşken yılların birikimi bilgilerinizden faydalanmak istiyoruz izleyicilerimizle birlikte. Şimdi her ne kadar ileri yaş hastalığı olarak glikom bilinse de çocuklarda da görülebildiğinin, evet. Efendim rejideki gelen sorularda ve bizim hazırladığımız sorularımız da var. Bununla ilgili bilgi almak isteriz. Gece araç kullanamıyor. Gece tavuk karası biraz bahsettiniz. İzleyicilerimiz gece körlüğü diye dile getiriyor. Nedenini sormak istiyorlar. Kataraktla ilgili önce dilerseniz hocam cerrahi yöntem aşamalarını bitireyim. Daha sonra şaşılıkla ilgili çok soran var. Göz tansiyonuyla ilgili efendim sorularınız var. Hepsini değerli hocamıza soracağız ama öncesinde kataraktla ilgili bölümümüzü bitirelim. Daha sonra da diğer sorularımızı sırasıyla değerli hocamızdan dinlemiş olalım. Çünkü sizin bilgileriniz bizim için çok kıymetli hocam. Sırasıyla izninizle gidelim. Katarak tekrarlar mı? Genetikle bağlantısı var mı? Danışanlarınız size geldi. Dedi ki hocam artık ben şikayetçiyim. Gözlerimi çok sağlıklı kullanamıyorum. Siz hikayeyi dinledikten sonra medikal mi? Direkt cerrahi yönteme mi gidiyorsunuz? Cerrahi yöntemse hangi aşamalar, dinlemek isteriz efendim sizden. Şimdi genetikle alakası var kataraktın. Fakat yine de yaşlılık hastalığı. Yaşlandıktan sonra genetik rahatsızlıkların da bir kısmı meydana gelebiliyor. Kataraktın cerrahiden başka bir tedavisi yok. Mecburen biraz önce bahsettiğim gibi katarakt kesin cerrahisi çözüm yapılıyor. Kesin ameliyat. Çözüm, ameliyat. Tekrarlar mı dediniz? Tekrarlar mı sorusunun cevabı şöyle. Normalde kataraktın tekrarlaması diye bir şey söz konusu değil ama gözün içerisine mercek takabilmek için biz lensin arka kapsülünü yerinde bırakıyoruz ameliyat sırasında. Arka kapsülünü almıyoruz. Arka kapsülü bazı vakalarda sonradan kesifleşebiliyor. 6 ay, 1 sene sonra kesifleşebiliyor. Bu tip durumlarda YAG lazer dediğimiz bir lazer kullanıyoruz. Bu bir ameliyat değil aslında. Biyomikroskop başında hasta çenesini koyuyor. Işıkla bir tedavi. Işıkla bir tedavi. Herhangi bir acısı, ağrısı falan yok. Çok basit bir tedavi. Bu tedaviyle o şekilde halledilebiliyor. Yani ikincil olarak meydana gelen bir kataraktan bahsettiğiniz için bunu söyledim. Bunun haricinde başka sorduğunuz bir şey var mıydı? Peki cerrahi yöntemde kesin çözüm ameliyat dediniz. Bir de efendim gelen sorularımızda biz katarak ameliyat olacağız ama korkularımız var. Endişeye kapılan izleyicilerimiz adında cevabını alalım. Daha sonra da reklama geçelim hocam. Tabii işin psikolojik yönü bu. Yani insanlar mutlaka ameliyat olmaktan korkarlar. Olağanüstü bir durum çünkü, yani normal olağan bir durum değil. Günlük her gün hayatta rastlanılan bir şey değil. Ama eğer katarakt ameliyatı endikasyonu konulmuşsa, gerçekten katarak varsa ehil bir elde korkmamalarını öneririm.
Çünkü artık yani son derece modern şartlarda, daha emniyetli şartlarda ameliyatlar yapılabiliyor. Peki devam edeceğiz hocam izninizle. Kısa bir ara verelim, daha sonra kaldığımız yerden sizlerin rejideki ekip arkadaşlarımıza bıraktığınız soruları değerli hocamıza yöneltmiş olacağız. Az sonra buradayız. Sağlıklı hayatta bugün göz hastalıklarını konuşuyoruz. Göz tansiyonu nedir? Tedavisi nasıl olur? Günümüzün en yaygın göz hastalığı olan katarak nedir? Tüm merak ettiğiniz bu sorular ve daha fazlası için göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Veysel Özataş stüdyo konuğumuz. Evet, kısa bir aralardan tekrar birlikteyiz efendim. Reklama gittik ama sizlerden gelen soruları da bizler not aldığımızda o kadar çok bir grup gözümüze bakıyoruz, bir grupta bakmıyor. Bakmayanlar sorusunu bizlere yöneltiyor ve nasıl tedavi aşamasında sizlerden faydalanabiliriz diye gelen sorularınız var. Biz hemen kataraktla ilgili ikinci bölümümüzde son sorumuzu da soralım hocam izninizle. Çünkü çok fazlasıyla göz hastalıklarında yaygınlaşma var ve tedavi yöntemlerinde doğru adresin tecrübenin siz çok önemli olduğunu dile getiriyorsunuz ama bazen de biz kurallara hekimlerin verdiği, siz doktorların çok uyuyoruz diyemeyiz. Çünkü özellikle siz yayın öncesinde de konuştuk, yayında da siz dile getirdiniz. Göz sağlığı ile ilgili gözlük verdiğimizde bile gözün tamamen sorunu çözülmüyor olduğunu biraz dile getirdiğinizi anladık. Biz eğer doğruysa lütfen siz de onaylayınız. Evet. Gözlük takmak tamamen sorunu kapatmıyor o zaman. Dikkat etmezsek daha da sıkıntılar beraberinde diğer hastalıklara daveti çıkartıyor diyebilir miyiz? Şimdi onu ben biraz daha düzelteyim. Açalım o şekilde hocam, evet. Değil de şimdi şöyle, insanlar dedim gözlükle işin bittiğini zannediyorlar. Evet. Bazen başka hastalıklar var. Onların görmeyi bozabileceğini varsaymıyorlar demek istedim, evet. Ben. Yoksa gözlükle iş çözülmüyor diye bir şey ifade etmek istemem. Yanlış, evet. Anlaşılmak yanlış istemem. Yani evet. Eğer bir kırma kusuru varsa, yani bir miyop hipermetrop astigmat dediğimiz kırma kusurlarından bir tanesi varsa bunun çözümü gözlüktür. Veya kontak lenstir veya lazerdir. Üç tür alternatif var. Fakat bunlar tabii her insan için derecesine var göre değil. O zaman değişiyor. Lens, gözlük tedavi edebilen sağlık sorunları var ama cerrahi yöntem dersek de diğer. Cerrahi yöntem dersek Excimer lazer var. Lazer, Excimer lazer gözlük ihtiyacını ortadan kaldıran bir şey. Evet. Fakat tabii bütün hastalarda, bütün numaralarda, bütün hastalarda bu iş uygundur anlamına gelmiyor. Özel olarak hastanın incelenmesi gerekiyor, uygun mu değil mi? Ama Excimer lazer genellikle benim 20 ile 30 yaş arasında tavsiye ettiğim bir tedavi yöntemi. Ve bunu gerçekten de tavsiye ediyorum çünkü gözlükten kurtarıyor. Eğer gözlük kullanmak istemeyen insanlar varsa, yani bu bu lazer tedavisi tıbbi olarak şart değil, yani sosyal bir endikasyon. Çünkü insanlar kendileri karar verebilirler. Ben gözlük kullanmak istiyorum veya lazer olmak istiyorum diye. Ama lazer de iyi bir seçenek, onu belirtmek isterim. Çünkü lazerle aşağı yukarı 45 yaşına kadar gözlüksüz gidebiliyorlar. Ondan sonra da yakın gözlüğüne dönebiliyorlar. Sadece yakın gözlüğüne dönebiliyorlar. Uzak gözlüğü yine takmıyorlar. Bu iyi bir şey yani. İnsanların tercih edebileceği bir şey. Kontak lensi ben çok fazla tavsiye etmiyorum. Neden kontak hocam? Lensi... İzninizle. Neden diye soracağım ama Çorum'a izninizle gidelim. Çorum'dan Hüseyin Bey. Telefon attığımızda Hüseyin Bey'le birlikte dinleyelim hocam. Duyabiliyor musunuz efendim? İyi günler. İyi günler. Buyurun efendim. Siz de dinleyelim hemen. Öncelikle programa başlamadan önce geçmiş olsun diyerek, yani başımız sağ olsun Bey, yapılan bir hain saldırıdan dolayı. Evet. Şimdi hocamıza benim sorum şu. Ben bir yerde muayene oldum. Tabii muayene sonucunda gözlük denildi. Uzak gözlüğü. Birine ikinci doktora gittim. İkinci doktorda yakın gözlüğü denildi. Bu arada ben de zaten gözlük hiç kullanamıyorum. Evet. İş icabı. Bu gözlükleri de almadım, halen de kullanmıyorum. Fakat yakını okumada seçilmiyor. Az okuyunca yazma birbirine karışıyor. Tekrar hanımın 10 sene önce miyoptan ameliyat oldu. İki gözünden birlikte peşinden ışın aldı. Önceki düzeninde de zaten kalın gözlüklü camlar idare ediyordu. Hani biz gözlükten rahatsız olunca ameliyat dedik. Ameliyat olundu. Mercek var şu anda.
acaba sonuç ileride mercek ki ne hale çevrebilir? Bu şekilde bir soru. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi eşiniz kaç yaşında? 50 yaşlarındayım. Gözünün içine mercek mi takıldı eşinizin? Evet, miyop ameliyatında mercek takıldı. Evet, onun ama birkaç türü var tabii. Yani hangisi takıldığını bilemiyorum. Miyop ameliyatı demek ki çok yüksek bir miyop vardı. Gözün içine mercek takıldı. Bu tür ameliyatlar yapılabiliyor. Yanlış bir iş değil bu. Gözün içerisine mercek takılmak suretiyle gözlük ihtiyacı ortadan kaldırılabiliyor. Fakat tabii bu bir ameliyat neticede hastanın belli aralarla gidip ameliyat olduğu doktora kontrolünü yaptırması lazım. Herhangi bir sorun olmasa bile yine de takibini yaptırırsa iyi olur. Benim tavsiyem o. Şu anda herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz herhalde anladığım kadarıyla. Şu anda herhangi bir sorun pek fazla yok. Hani biz evet. Dışarıdan duyduğumuz ileriden bu mercekler gözü kör edebiliyor diyerek o şekilde denildi de biz ondan endişe ettik. Hani benimkine de gelince ben işte bu şeyleri yakını okuduğum zaman sürekli gözümde yazı çatallanıyor. Bir hocamızın birisi yakın gözlüğü takınacağım dedi, birisi uzak gözlüğü takınacağım dedi. O çelişkiden dolayı da ben zaten gözlük hiç takınamıyorum, almadım. Evet. Şimdi ben tabii oradaki durumu bilemiyorum yani sizin pozisyonunuzu. Çünkü yani bunu muayene etmek lazım yani bizatihi ki görmek lazım ne gibi bir durum var. Gözlük ihtiyacı size gözlük verilmiş. Onları takmanızı tavsiye ederim. Kısaca böyle söyleyeyim. Onunla ilgili daha fazla bir şey diyemeyeceğim yani. Çünkü bizatihi görerek karar vermek lazım. Evet. Evet, çok geçmiş olsun. Az önce de sorumuzda onu demeye çalıştım hocam. Gözlük siz hekimler ya da lens ya da ameliyat kararı veriyorsunuz danışanınıza. Kişi kendi inisiyatifine göre az önceki izleyicimiz gibi tercih hakkını kullanarak ikisini de almış. Bir doktorumuz yakın demiş, bir doktorumuz uzak gözlüğünü kullanacaksın. Hangisi belki de çelişki yaptı doğru diye ama belki de ikisine de ihtiyacınız var efendim. Ama yine lütfen bir göz hekimine başvurmanızda evet, fayda var evet. Diyelim. Peki hocam, lensle ilgili yarım kalmasın, kontak lensle ilgili biraz bilgi alalım sizden. Gözlük evet ihtiyaç dahilinde takılmalı diyor değerli hocamız. Lensle ilgili de yorumunu alalım. Ameliyat kararı varsa da mutlaka ameliyat kararına da uyunuz efendim kendi sağlığımızın konforu adına. Kontak lensle ilgili bilgilerde çok sağlıklı buluyor musunuz hocam? Kontak lens, genel olarak ben kontak lensi çok fazla tavsiye etmiyorum. Yani neden bu insanlar kullanamaz anlamına gelmiyor ama kontak lensin çok sık karşılaşılan problemleri var. Yani enfeksiyonlar, göz kurulukları, göz kapağı düşmesi, efendime söyleyeyim bunun gibi bir sürü rahatsızlıklar var. Gözyaşı kalitesini bozuyor, gözün yüzey fizyolojisini bozuyor. Bir de kontak lens bizim ülkemizde son derece bilinçsizce kullanılıyor. Mesela insanlar gözüne kontak lensi takıyor, bir ay sonra çıkartıyor. Bir ay, aylık lens diye böyle bir kullanım icat edilmiş. Aslında böyle bir kullanım yok. Aylık lens denilen lens sabah takıp akşam çıkarılır. Sonra gece uykudayken lenssiz yatılır ve bir ay sonra atılır. Ama insanlar bunu bir ay süreyle gözlerinden çıkarmadan takıyorlar. Bizim gece uykumuzda göz kapağımızın altındaki damarlardan gözümüzün şeffaf tabakası, kornea besleniyor. Yani en yüzeydeki saat camı gibi olan, bombe olan tabaka göz kapağımızın altındaki damarlardan geceleri besleniyor. Biz bu beslenmeyi kontak lens takarsak bozuyoruz. Ve kontak lensi taka taka gözün yüzey fizyolojisi, gözyaşı fizyolojisi hep bozuluyor. Bunun için ben çok fazla tavsiye etmiyorum. Ama insanlar takabilirler yani bir şey diyemeyeceğim tabii. Yani tavsiye etmiyorum ama. Tavsiye etmiyorsunuz. Kullananlar da mutlaka geceleri çıkarılması kesinlikle kaydıyla efendim değerli hı-hı hocamız uyarıyor. Bir ay süreyle kullanım olduktan sonra çıkarıldığında gözümüze de hasar verdiğimizi unutmayalım diyoruz. Hemen yine bir telefonumuzu izleyicimizi bekletmeden alalım. Duyabiliyor musunuz efendim? Alo. Günaydın, merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Kısaca tanıyalım sizi de hemen sorunuzu dinleyelim değerli hocamızla birlikte. Ben Ankara'da arıyorum efendim. Benim gözlerimde tavuk kanası var. 2010'a kadar gözlük kullanıyordum.
2010'dan sonra gözlük kullanamaz oldum. Evet Tamer Bey. Kışın sisli olur ya hava. Şu anda her taraf sisli. Renk seçemez oldum. Bunun tedavisi var mıdır soracaktım efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'ya sevgi saygı gönderiyoruz efendim. Acil şifalar diliyoruz. Özellikle de hocam çoğunluk olduğu için yavaş yavaş tavuk karası rahatsızlığı evet. ilgili de sorularımızı değerli hocamıza yöneltecektim. İzleyicimiz bizler adına sormuş oldu. Şimdi tavuk karası genetik bir rahatsızlık. Gözün içerisinde fotoreseptör dediğimiz hücreler var. Bu fotoreseptör hücreleri ışık algılayıcı hücreler demek. Işığı algılayıcı hücreler demek. Bunların bir kısmı renkli görmemizi sağlıyor. Bir kısmı da siyah, beyaz, gri tonda görmemizi sağlıyor. Bu siyah, beyaz, gri tonda görmemizi sağlayan hücrelerin genetik bu rahatsızlık yüzünden zaman içerisinde giderek dejenere olmasıyla beraber tavuk karası yaşla beraber ilerliyor. Biz buna retinitis pigmentosa da diyoruz. Tıbbi ismi böyle. Tavuk karası maalesef tedavisi olmayan bir rahatsızlık. Genetik bir rahatsızlık. Yaşla ilerliyor. Sadece insanlar tavuk karası olduklarında, bu tavuk karasının tabii kapsamı da değişik. Yani şiddeti değişkenlik arz edebiliyor. Bazı insanlar çok erken yaşlarda ciddi şekilde görmeleri düşerken, bazı insanlar 80 yaşına gelmesine rağmen tavuk karası olduğunun halen farkına varamayacak kadar az bir etkilenmeyle gidebiliyorlar. Dolayısıyla tavuk karasının geçişleri de çok değişken, yani ailesel geçişleri de, genetik geçişleri de çok değişken. Tabii hastadan hastaya değişkenlik arz ettiği için, görmeyi değişik derecelerde düşürdüğü için insanlara bununla ilgili bilgi vermek gerekiyor. İşte görmeniz düşüyor, siz şu yaşa geldiğinizde daha da az görebilirsiniz, ona göre hayatınızı planlayın falan şeklinde bir yardımımız olabiliyor. Bunun haricinde ne bir tıbbi tedavi ne de bir cerrahi bir tedavi söz konusu değil maalesef. Şu ana kadar onunla çünkü ilgili yapılabilmiş bir şey yok. Çünkü gelen telefonlarımızda efendim ehliyet alırken fark edildi, öğrencilik hayatımda fark edildi, evlilik hazırlığı yaparken doktor kontrolünde fark edildi diye gelen sorular var. Demek ki evreleri yaşa göre de değişiyor. Çünkü tabii. Siz çok geç yaşta... Genç yaşlarda çok fark edilmez retinitis pigmentosa, yani tavuk karası. Genellikle 40 yaş ve sonrasında yavaş yavaş ilerler. Bazen daha erken ilerleyenleri de var ama işte değişkenlik arz ediyor ve tedavisi de yok maalesef, yani şu anda tedavisi yok. Evet. Peki o zaman hocam göz tansiyonuyla ilgili sorularımıza geçelim izninizle. Evet. Çocuklarda da görüldüğü, yaygın olduğu dile getiriliyor. Hekimlerimiz tarafından ve yazılı görsel basında da okuduğumuz kadarıyla. Nedir? Dinlemek isteriz sizden. Belirtileri nasıldır? Tedavi olmazsa nasıl bir riski vardır kişiye? Evet. Şimdi glokom diyoruz biz ona, göz tansiyonu hastalığına. Göz tansiyonu yüksek olan her kişi göz tansiyonu hastası değildir. Bir defa bunu belirtmek lazım. Göz tansiyonu yüksek olarak ölçülebilir. Fakat göz tansiyonu hastalığı başka bir şey. Göz tansiyonu hastalığı olabilmesi için göz tansiyonunun yüksekliğiyle beraber aynı zamanda görme alanı bozulması ve görme sinirinde hasar meydana gelmesi gerekir. Bunun tabii bir takım filmlerle ortaya konulması gerekiyor. Görme alanı testi yapılması gerekiyor veya OCT dediğimiz bir filmle bunun ortaya konulması gerekiyor. Ve bu şekilde teşhis konuluyor. Teşhisi zor konulan rahatsızlıklardan bir tanesi. Kolaylıkla atlanabilir. Doktorlar tarafından da kolaylıkla atlanabilir. Sinsi bir rahatsızlıktır. Bir belirtisi yoktur. Başlangıç safhada herhangi bir belirtisi yoktur. Hastanın bir şikayeti yoktur yani. Kronik basit glokom dediğimiz glokomda genellikle göz tansiyonu 20 ile 30 arasındadır. Ve herhangi bir belirtisi yoktur. Hasta hiçbir şeyden şikayet etmez. Tesadüfen bulunur çoğunlukla. Ve hastayı hasta olduğuna ikna etmek de zordur o yüzden. Bu tabii tedaviye gelince bu böyle bir rahatsızlığın teşhisi konulduktan sonra tedavisinde ilk önce tıbbi tedavi yapılıyor. Tıbbi tedavi demek damla demek, yani göz damlası. Çeşitli göz tansiyonu damlaları var. Bunları hasta kronik bir şekilde sürekli kullanıyor. Her gün ya sabah akşam gece yatarken falan kullanılan türleri var. Bunları veriyoruz, göz tansiyonunu düşürüyoruz. Ve bu filmlerle belli aralıklarla takip ediyoruz hastayı. Ve bu şekilde idame oluyor. Olay bu şekilde idame oluyor.
Çeşitlerinden bahsettiniz siz. Evet. Çeşitleri yaşa göre sınıflama yaparsak konjenital glokom, yani ta doğuştan meydana gelen göz tansiyonu, ki biz buna büftalmi diyoruz veya Türkçe'ye geçirirsek öküz gözü demek bu. Yani gözün büyümesi, göz büyümüştür o çocuklarda. Göz böyle kocaman bir göz olarak gözükür. Büftalmi, bir de juvenil glokom var. Daha genç yaşlarda, işte 10-15 yaşlarında, 20 yaşlarında falan ortaya çıkan. Bir de daha geç yaşlarda, özellikle 40 yaşın üstünde, kronik basit glokom dediğimiz, esas en çok gördüğümüz glokom türü var. Yine yaşlılık hastalığı bu. Yaşlılarda daha çok meydana gelen bir rahatsızlık. Genetik temeli çok kuvvetli. Genetik yük varsa, eğer ailede bir göz tansiyonu hastası varsa, o hastaların daha sık takip edilmesi mutlaka şart. Tedavisi gecikirse neler olabilir diye izninizle bir virgül koyalım hocam. Erdoğan Bey İstanbul'dan telefon attığımızda bize ulaşan şanslı izleyicilerimizden. Efendim duyabiliyor musunuz? Alo. Efendim duyuyoruz sizi. Hoş geldiniz. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkürler. Ben hocama bir sorum olacaktı. Bu miyop hastalıkla ilgili. Yani evet. Bu aileden gelen bir şey ama baya numaralarım yükseldi. Bunun bir tedavisi var mı? Evet. Hani kaç yaşındasınız? Kurtulma şansım var mı? Kaç yaşındasınız efendim? 53 yaşından hocam. 53 mi? 53. Şimdi 53. Eğer çok yüksekse numaranız, kaç numara acaba biliyor musunuz? 13,5-14. Şimdi bu tip bir durumda sizin gözünüze clear lens ekstraksiyonu dediğimiz, yani biraz önceki telefonla arayan kişinin eşine takılan mercek türü bir mercek önerilebilir. Tabii bunu ben kesin olarak söylemiyorum. Sizi görerek kesin bir kanıya varmak lazım ama 53 yaşında 13-14 numara gözlük ihtiyacı olan bir kişiye önerebileceğim şey bu. Çünkü lazer tedavisi uygun olmaz size. Alzheimer lazer tedavisi. Bu kadar yüksek bir numaraya daha küçük numaralı mercek takarak gözünüzün numarasını bir numaraya falan indirmek mümkün olabilir. Ben 53 yaşındaki yüksek miyop bir hastaya bunu öneririm. Ama tabii gözünüzün durumuna bakmak lazım yani. Kesin kanaati ancak o şekilde verebiliriz. Yine evet. Takip şart. Yine evet. En yakın evet. Bir göz hastalıkları uzmanına başvurmanızı tavsiye ederiz efendim. Geçmiş olsun dileklerimizde. Peki hocam, tedavisi göz tansiyonun gecikirse ya da ertelenirse ne gibi sıkıntılar bekleriz? Şimdi büftalmi dediğimiz konjenital glokomda tedavi tıbbi tedavi değildir. Mutlaka cerrahi tedavi yapmak lazım. O çocukları, o bebekleri en erken safhada ameliyat etmek lazım. Onun özel bir ameliyatı var. Onu o şekilde ameliyat etmek lazım. Juvenil glokom genellikle daha seyrek gözüken bir şey. Onun da yine tıbbi tedaviyle veya gerekirse cerrahi tedaviyle tedavi edilmesi mümkün. Eğer gecikme yaşanırsa son safhaya gelmiş bir glokom, görme alanının büyük oranda kaybı ve en son merkezi görmenin kaybı. Yani merkezi görme dediğimiz gözümüzün baktığı yerdeki görüntü, en sonunun kaybıyla karşılaşırız ki geri dönüşümsüz bir olaydır ve insanı kör eder. Bu kadar tehlikeli bir şey göz tansiyonu. Ciddiyetle üzerinde durulması lazım. Özellikle teşhis konulmuş vakaların mutlaka tedavilerini yapmaları lazım. Kontrollerine gitmeleri lazım. Gerekiyorsa cerrahi tedavinin mutlaka yapılması lazım. Hatta gelişmiş ülkelerde bununla ilgili taramalar da yapılıyor. Yani 50 yaşın üstünde mesela insanlarda göz tansiyonu taraması yapılıyor. Var mı yok mu diye. Yani hiçbir şey yok benim vücudumda deyip gezmemek lazım. Bir de böyle bir yanlış inanç var. Benim bir şeyim yok diyor mesela insanlar. Benim bir şeyim yok demek sende bir şey yok anlamına gelmez. Senin vücudunda herhangi bir sinyal yok. Yani sana haber verilen bir şey yok. Ağrın yok, sızın yok, görmende bozukluk yok vesaire, kaşıntın yok. Bunun gibi vücudun verdiği sinyaller sende mevcut değil. O zaman bende bir şey yok anlamına gelmiyor. Yani vücudun sensör mekanizması %100 çalışmıyor. Kanserde de böyle zaten. Kanserde de biz kanser miyiz değil miyiz %100 bilmiyoruz.
tarama yapmadan bilemiyoruz. Ancak ilerledikten sonra bir takım belirtiler meydana çıktıktan sonra o zaman diyoruz ki bizde bir kanser varmış falan diyoruz. Bunların erken safhada yakalanabilmesi için insanların belli yaşın üzerindeki insanların mutlaka bir göz muayenesi olmasında fayda görüyorum ben. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Vücudumuzun sinyal vermesi aslında şanslıyız anlamında. Az önce dile de getirdiniz. Başım ağrıyorsa doktora git anlamında. Evet. Gözüm ağrıyor ya da şu an yazı okumak istiyorum ama okuyamıyorum, yazıları göremiyorum. Aslında bir uyarı işareti. Evet. Mutlaka. Sinyal vermiyorsa efendim, değerli hocamız uyarıyor. Daha riski olabilir ama sağlığımız yerindeyse de en az 3 ay mı 6 ay mı tavsiye ediyorsunuz hocam rutin kontrolü? 6 ay, 1 sene. 6 ay. Evet. Evet, 6 ay 1 sene en azından aile hekimlerimize değil mi hocam? En yakın başvurduktan sonra zaten sizin şikayetlerinize göre hocalarımıza daha geniş kapsamlı tedavi anlamında hekimlerimize ulaştıracaklardır sizleri. Evet. Efendim gelen sorularınızda özellikle yolda yürüyorum ama beni görmedin diye alınan eşim dostum oluyor. Ben nerede dikkatsiz miyim ya da sıkıntı mı var? Yüzümü gözümü yıkıyorum ama ne kadar da dikkat etsem gözüm sürekli kanlanıyor ve gözümün kanlanması beni rahatsız ediyor diye gelen sorular var. Göz kanlanması neden olur? Bir de özellikle dikkatsizlikten midir yolda yürüdüğünde ya da etrafındaki insanları o an göremedim, yakınlaştığında fark etmesi sorun mudur acaba? Şimdi o dikkat bozukluğundan olabilir. Birçok şey çeşitli sebepler olabilir. Yani psikojenik sebepleri de olabilir. Veya eğer görme alanında bir arıza varsa gözden de kaynaklanıyor olabilir. Veya görme keskinliğinde bir problem varsa gözden de kaynaklanıyor olabilir. Gözün kanlanmasına gelince, gözün kanlanması bir reaksiyondur aslında. Yani gözün kanlanması şu anlama gelir. Benim içimde bir problem var, mikrop var, alerji var veya bir irritasyon, irritatif bir madde var. Bir şey var ki benim vücudum ona karşı reaksiyon gösteriyor, kan damarlarını genişletiyor ve savunma elemanlarını o bölgeye gönderiyor. Bu anlama gelir. Yani kan damarlarının genişlemesi bize kanlanma olarak yansır. Kan damarlarının genişlemesiyle o bölgeye daha çok kan gider. Kan gidince orada savaş, yani beyaz küreler dediğimiz, ak yuvarlar dediğimiz hücrelerin savaşı daha kolay verilebilir. Yani oraya teçhizatlı elemanları gönderiyor demektir. Ama yani kanlanmanın tek bir sebebi yok. Yani enfeksiyöz nedenler olabilir, mikrobik bir şey olabilir. Efendim alerjik nedenler olabilir. Veya bir takım irritasyon, kimyasallar falan gibi sebepler olabilir. Bunlara bağlı kanlanma söz konusu olabilir. Evet. İzniniz hocam, Çanakkale'de bir merhaba diyelim. Çanakkale'den Nebahat Hanım da bize ulaşan izleyicilerimizden. Efendim duyabiliyor musunuz? Hoş geldiniz Sağlık Hayat ekibi olarak. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çanakkale'den arıyorum. Nebahat Yalçın. Sorum hem eşim için hem kendim için. Evet. Kendimin gözümde et vardı, iki gözümde. Ameliyat oldum ikisinden de. Ama şu anda bir tanesi tekrarladı. Başım çok ağrı yapıyor. Sürekli başım ağrıyor. O gözümün et olduğu tarafta. Sürekli yani bazen sabah kalkıyorum uykudan. Hala daha başım çok şiddetli ağrı yapıyor. Acaba işte uykusuz kaldığımda çok ağrı yapıyor. Evet. Hani gözden olabilir mi diye düşünüyorum. Ameliyattan tekrar olduğum zaman kesin bunun tedavisi var mı? Yani görmeme de herhangi bir engel oluyor mu acaba? Gözümde baya bir ilerleyip gözlük takıyorum. Sağ gözüm baya ilerleyip sol daha az. Bunun için bir hocamdan bilgi almak istediniz. Evet, evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çanakkale'de sevgi saygı gönderelim. Televizyondan evet. Efendim izleyiniz bizi. Buyurun hocam. Şimdi efendim gözde et, biz ona pterjiyum diyoruz. Bu görmeyi bozabilir ilerleyen safhalarda. Erken safhada almak gerekir. Şu anda bununla ilgili en gelişmiş cerrahi yöntem yama yöntemidir. Yama evet. Dediğimiz bir yöntemdir. Gözün içindeki bu yürüyen et alındıktan sonra gerisindeki bölgede biraz alınıp o boşluğa gözün üst kapağının altından alınan bir parça getirilip yama yapılır ve bu şekilde yama yapıldığı zaman tekrarlamaz. Bunun en iyi cerrahisi budur.
İkincisi bu pterijum dediğimiz bu et ağrı yapmaz. Bu baş ağrısıyla hastamız bir ilişki kurmuş arasında. Zaten bahsettiği gece sabah kalkıyorum başım ağrıyarak kalkıyorum demesi bunun gözden kaynaklanmadığı anlamına gelir. Orada başka bir sebep var. Ya kulak burun boğazla ilgili ya nörolojiyle ilgili ya sinüzit ya migrenöz, evet, damarsal kökenli bir baş ağrısı falan gibi bir şey olabilir. Bu pterijumla yani gözdeki etle bir ilgisi yoktur bunun. Ama gözdeki eti bizim insanlarımız çok fazla bekletiyorlar. Ben bekletmelerini asla tavsiye etmem. Bir an önce alınması lazım. Evet, burada sağlığımızın efendim şakası yok. Takip çok çok önemli. Zaten siz de kendi şikayetlerinizi dile getiriyorsunuz ve en yakın Çanakkale'de değil mi hocam? Evet. Sağlık kurumuna başvurmanızda fayda var. Hocam çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Estağfurullah. Günlerce konuşsak göz sağlığımızı, duyu organlarımızın en kıymetli hassas organlarından gözümüzü konuşa konuşa günler yetmez, saatler. En yakın zamanda yeniden ağırlamak isterim sizi yoğun iş temponuzda. Çok teşekkür ediyorum. Sizi Safa Hastanesi'nden ağırladık efendim. Göz hastalıkları uzmanı, operatör doktor Veysel Özataş hocam. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim, bugün göz sağlığımızı sizlerden gelen yoğun istek üzerine konuştuk. Yarın yeniden saatler onu gösterdiğinde Sağlıklı Hayat ekibi olarak yeniden karşınızda olacağız. Allah'a ısmarladık diliyoruz.